Merhaba dostlar, ben Kahraman Uğurlu. Ufak bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. YouTube videolarımda artık bir cep telefonuyla değil de bir tık kamera, bir üst segment olabilecek şekilde bir kameraya geçiş yapmak istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Fujifilm'den X-T200 kamerasını aldım. Bu kamerayı da bana öneren sevgili Özgür Bilge'ye de teşekkür ediyorum buradan. Şimdi hemen bir kutu açılışını göstereyim size. Ondan sonra da kurulumunu hep beraber yaparız. Evet, bana gelen kutu daha önce YouTube videolarında inceleme yapan kişilerden gördüğümden biraz farklıydı. O herhalde böyle ilk çıktığı zamanlar belki de o şekilde hazırlanmıştı, bilmiyorum. Ama bana bayağı bir koli içine bütün malzemeler atılmış bir şekilde geldi. Sıkıntı yok, malzemeler eğer sağlamsa, düzgünse çok da önemli değil. Ama tabii bu şekilde bir kutunun gelmesi de değişik hissettirdi. Kutu bayağı iyi bir şekilde koli bandıyla bantlanmış. Ben de açmakta bayağı bir zorlandım açıkçası. Kutuyu açtığımda içine koruyucu bir naylon koymuşlar. Kutu bu kadardı. Dediğim gibi bütün ürünleri kutunun içine tıkıştırmışlar. Çok önemli değil. Koliyi şöyle kenara alayım. Evet. Öncelikle içinden X-T200 kamera çıkıyor. Onları birazdan açıp kuruluşunu beraber yapacağız. İkinci olarak elime geçen kutudan evet bir çanta geliyor. Bu çanta da taşımak açısından oldukça pratik. Manfrotto bir tripod geliyor. Onu da şöyle koyayım. Evet. Devamında elime geçen nedir? Evet, bu da tabii ki LED Video Light. O da Godox marka. Devamında bir SanDisk'ten 64 GB'lık bir hafıza kartı, SD kart. 15-45'lik lensimiz çıkıyor. Bir tane de Video Micro dediğimiz bir tane Rode marka mikrofon çıkıyor. Bir de fazladan bir şey daha çıktı. Onun da ne olduğunu bilmiyorum ama bir açıp bakalım. Az çok tahmin edebiliyorum. Birkaç YouTube videosunda, inceleme videosunda izlediğim kadarıyla. Evet, bir klaket çıkıyor biliyorsunuz. Film, dizi çekenler bu klaket sayesinde sahneyi hangi aşamada olduklarını yazıyorlar. Dostlar, Vlog Kit olarak gelen bu kolinin açılışı bu şekildeydi. İçindeki malzemeleri gördünüz. Ben şimdi kamerayı hem açacağım, kuracağım. Bir bakalım neler var, neler yok. Kamera giriş seviyesi veya orta seviye diyebiliriz. Ama en azından videolarım bir tık daha kaliteli olacağını söyleyebilirim. Bu konuda beni desteklerseniz ve abone olursanız da çok sevinirim. Bir bakalım şimdi. Açıyorum. Şurada bir garanti belgesi çıkıyor. Bu garanti belgesiyle 2 artı 1 yıl, 1 yıl daha uzatabiliyoruz garantimizi. Evet, şöyle bir USB-A'dan USB-C'ye şarj kablosu. Bu USB-C'den USB-C'ye değil miydi? Bilmiyorum. Neyse, bakalım. Şöyle bir askı, pil. Şuradan da makinemiz çıkıyor. Makinemiz bu şekilde. Kamera şu şekilde, yani arka vizör, vizör demeyeyim de şu ekran bölümü ters şekilde geldi. Böyle mi bilmiyorum. Bir bakayım herhangi bir yerinde bir şey var mı? Kullanılmış ürün olabilir mi diye düşünüyorum. Değildir herhalde. Yani şuradan şu şekilde şöyle çevirip tekrar kapatayım. Ekran zarar görmesin. Toplamış olayım. Şu kayışı da kaldırayım. Bunlar ihtiyacımız olacak. Şu pil, batarya. Onu da koyuyorum kenara. Şu da USB-C, USB-A kablosu. O da şarj ederken lazım olacak. Bu videoyu çekerken o kadar çok aksilik oldu ki, o kadar sinirlendim ki. Neyse, devam. Sizler için devam. Bunu da kaldırdık. Kameranın kutusu böyleydi. Evet, kameramız bu şekilde. Onu birazdan daha detaylı bakacağız. Bataryamız var. Bu da USB-C kablomuz var. Şurada bir tane de 15-45 lensimiz var. Lensi de şu şekilde açalım. Yine bir garanti belgesi. Buradan benim ismim yazılı olduğuna göre şunu anlıyorum. Bu kutular hepsi tek tek açılıp sonra tekrar paketlenmiş. Ziyanı yok. Yani açılmadan gelse tabii, bilmiyorum öyle mi oluyor. Şurada bir garanti belgesi daha. Onu da uzatacağız. Lensimiz de bu şekilde. Şöyle. Evet. Lensimiz de bu şekilde. Sevgili dostlar. Sırada ne var? Sırada tabii ki hafıza kartımız var. Saniyede 170 MB'lık bir okuma hızı var.
çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hafıza kartını da şu şekilde çıkarttım arkadaşlar. SD kart şu şekilde. Onu da şimdi takacağız. Kameranın alt kısmında bir bölüm var. Orayı açtığımızda şurada bir turuncu bir işaret var. Burada turuncu bir işaret var görüyorsunuz. Onunla aynı hizada takmak gerekiyor. Ve tık dediğinde o işlem tamam. Yine hafıza kartını da şu yazılı kısmı üste bakacak şekilde şu alt kısımdan yerleştiriyoruz. Bunları da tabii ben YouTube videolarından öğrendim. Onu da taktık. Ondan sonra kilidimizi de kilitledik. Şu an için bir tek lensimiz kaldı. Lens için de şöyle tozlu olmayan ortamdan hemen hızlıca bir lensimizi takacağız. Bu lensin takılışı da kolay. Şurada kırmızı bir nokta var. Buradaki kırmızı noktayla birleştirip onu da takmış oluyoruz. Tık dedi ve kameramızı kurmuş olduk. Sevgili dostlar, artık videolarımız bu kamerayla gelecek. Umarım memnun kalırsınız. Sizler de videolardan, çekimlerden memnun kalırsınız. Bilmiyorum. Sevgili Özgür Bilge önerdi bana. Telefon kamerasıyla çekiyordum. Şu anki videoyu da öyle çekiyorum. iPhone 13 Pro Max ile çekiyorum ama Özgür biraz daha iyi olacağını düşündü. Ben de öyle düşündüm. Beraber böyle biraz konuştuk. Onun haricinde tabii çok da bu şeyi kamera açılışını çok uzatmak da istemiyorum. Bir tane Godox marka bir ışık var. Bir tane mikrofon var. Şu şekilde göstermiş olayım. Bir tane de Manfrotto tripod var. Bunların hepsini, bir de çanta var tabii ki. Bunların hepsini zaten çok detaylı anlatmaya gerek yok. Önemli olan kamera kısmıydı. Hemen hızlıca ışık ve mikrofonu da kurayım. Son halini size göstereyim sevgili dostlar. Dostlar, ışığımız şu şekilde takılıyor. Ama gösteremiyorum çünkü kutunun içinden pil çıkmadı. 4 tane kalem pille çalışıyor. Kalem pil alıp sonra tekrar deneyeceğim. Dostlar, Manfrotto marka tripodu da taktım. Kutusundan çıkarttım. Şu şekilde bir mandalı var. Bu mandala basarak istediğiniz gibi şu şekilde oynatabiliyorsunuz. Bayağı da sağlam tutuyor. Ayakları da şu şekilde açalım. Son olarak bir de mikrofon kaldı. O mikrofonu da kurup devam edeceğiz. Evet dostlar, setimiz tamamlandı. Kameramız, lensimiz, ışığımız, mikrofonumuz ve Manfrotto tripodumuzla beraber setimiz tamamlandı. Artık bu setle beraber çok daha güzel videolar çekeceğimi ümit ediyorum. Güzel bir set oldu. Yeni bir kamerayla birlikte artık daha güzel videolar çekeceğimizi düşünüyorum. Daha güzel içerikler olacağını düşünüyorum. Sizler de bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Görüşmek üzere sonraki videolarda.